Merhaba, benim sevgili arkadaşlarım, sevgili gönül dostlarım. Benim gibi kirekeci arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Satya ablanız ne yapıyor? Satya ablanızın çilesi, derdi, kederi biter mi? Efendim! Hadi göndersin! Zobi'yi kurduk ama çekmiyor arkadaşlar. Duman çıkıyor, ev komple duman oluyor. Şimdi baca temizliği. Bacayı yukarıda biliyor musunuz? Geçen sene temizlemiştik. Ama ne bileyim, çekmeye canları. Şimdi eşim ağır ağır çıktı. Ben çıkayım dedim ki o da çıktı. Yunus onu gözetliyor. Bakalım. Hadi gönder bakalım. Kum koyduk çuvala, ip bağladık. En üstten orta kata salıyor bakalım. Bak ne çıkacak. Şurayı da bağladık arkadaşlar şöyle. Hadi evi batıracağız mı mıstık bugün? Hadi bakalım. Geliyor bakayım arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Evi batırabileceğiz mi? Bugün ne yapacağız evine? Heh, bak. Poşet batıramaya başladı. Hadi. Efendim? Çuval yukarı çıkmıyor mu? İnmiyormuş aşağıya. Büyük şu ceviz dokuduğumuz suruklar var ya. Şimdi çağırdı da onlardan vereceğim. Bakın. Hava şey geliyor ama kurum gelmedi daha. Ben bir de ona bakayım. Aşağı ineyim de bakayım. Geldi geldi. Beyan geldi. Şu aşağı. Şuradan çok geldi. Batırdık evi. Günaydın kızlar. Günaydın. Garabicim nereye çıktın sen öyle? Paçalı. 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 Gel. Efendim oğlum. He? Günaydın. Erkencisin. Annen uyuyor mu? Tamam. Ben de 3-4 ekmeklik bir hamur yoğurayım oğlum da. Kahvaltı hazırlayayım. Baksana. Ha, gidelim bakalım ya, şöyle güneylere doğru gidelim. Bulamasak da gezmiş oluruz en azından. Evet arkadaşlar, benim 2 gündür yıkadığım halılara göstereyim size. Tabi tersinden serdim bunların kemşeğini de. Şöyle. Böyle. Ta üst kat dolu arkadaşlar. Serilecek dolu da. Yani iki dairenin hem buranın hem Zonguldak halılarını yıkadık. Mısırımı güneşe serdim. Şu sessizliğe tren geçiyor. Acık onun gürültüsü. İneklerini koyuyorlar. Size zobanın etrafını göstereceğim.
Dün onu yaptık. Dün temizliği yaptık arkadaşlar. Ama canımız çıktı. Evin temizliğini, o duvarları silmek, Mustafa'nın halıları yıkamak benim tek başıma kaldı arkadaşlar. Şimdi hamur yoğuracağım. Bugünkü günüm bir ekmek olsun. Ondan sonra ne olursa olsun bugün Ihlamur'a gideceğim arkadaşlar. Mantara gideceğim. Bir kardeşi, birisi ıhlamur istemiş. Şöyle birer kilo onu tartı verdim. Şimdi geçerken alırım demiş. Şimdi üst kata doğru çıkıyorum. Öksürük başladı. Unu mu bunda? Buna koyuyorum arkadaşlar, unu mu? Senelerde bir şey olmuyor. Bakın benim hem şey tencerelerim ayrıdır. Bunlar yemek tencerem. Malzeme tencerelerim ayrı, yemek tencerelerim ayrıdır. Yine şöyle geçen bir tane alüminyum tencere aldım. Onu hiç kullanmadım. Süt için aldım onu. 5 kilo süt için alır diye. Buralar pis. Buraları temizleyemedim arkadaşlar. Ama temizlerim. Yani buradayım. 2-4 gün. Bunu göstereceğim. Bura üst kat. Buradan çıktık böyle. Şu merdiveni dayadık arkadaşlar buraya. Şurada bir boşluk var. Burada. Buradan çıktık tavana. Ama uğraş bakalım uğraş. Uğraş bakalım uğraş. Canımızı çıkardı. Benim burayı yuka yazdığım yer ya arkadaşlar. Ben burayı sık sık temizlesem dahi üzerinde şey olmadığı için buralar oluyor böyle yine de. Buranın şeyi de bozuldu. Oy, güneş ne güzel tutuyor burayı. Hallarım arkadaşlar. Şöyle. Aşağıya doğru. Şu göcüme baktım. Dün bunu serüvedim arkadaşlar. Şöyle. Azıcık dedim bu nemli gibi geldi bana. Bunu dedim ben hemen kurudur. Alırım. Her yer hal arkadaşlar. Her yer. Camların bak buranın camlarını serdim. Böyle burayı serdik. Buranın balkonunu güdelim. Balkon değil kapı camları hani kullanılmadığı için. Bir tanesi burada. Ama çok temiz oldu. İyi şansımıza şey de gitti. Hava güneşli de gitti. Yoksa ben bunları kurutamazdım. Artık bu sene 5-10 kilo ceviz alma zamanı. Baksanıza ağacı büyük, kocaman. Bu da 3. kattan kuş bakışı. Benim gibi yeni kalkan arkadaşlara günaydın olsun. Günaydınlar olsun sevgili canlar. Nerede bir cam bulduysam attım halların o şeyin oraya. Şöyle yok arkadaşlar böyle. Anca öyle görünüyor. Çirkin de bir görüntü olsa öyle görünüyor anca. Buralar. Yine bu tabi bu mutfağın aşı Zonguldak'ın halıları. Şimdi bir de ekmek yapalım. Ses var oralarda. Ay maydanozum ne güzel olmuş. Benim görümcenin sesi, büyük görümcenin sesi ama sabah sabah rüyasını gördü bu taraflar herhalde. Şu anda saat 8:30. Bu kadar bir un hamur yoğuracağım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Zaten 2 kişiyiz. Gelirse işte bugün Ozan ziyaretimize gelirse ona vereceğim birkaç ekmek veririm. Kollarım çok ağrıyor. Çok hamur yoğuramayım. Şimdi hamuru nasıl yoğuracağım ben? Su, ılık su, aynı sütle mayaladığımız kıvamda bir ılık su, maya, tuz. Ben başka bir şey koymuyorum. Bundan bir güzel sakız gibi hamurumu yoğurayım. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bakın lastik gibi. Biz üzerine böyle 5 parmağımızın izini yaparız. Bir de böyle hafif bir sulu şey yaparız. Şimdi güzel bir tepsiyle örteceğim onun ağzını. Mayalanmasını bekleyeceğiz artık. Ekmeğimizi yoğurduk. Çok acil işim vardı. Oğlum gel Garabük'ten.
Bugün de ormana gittik mantara. Bitiyorlar. Artık sezon açtı. Ama şimdi yok. Bir hamurumu yoğurdum. Ormana gitti. Şimdi ekmeği beklemedi. Anne bebeği aşı yaptırmışlar bugün. Bir aylık oldu çocuğum. Bu şekil yoğururuz, pazılarız. Ben Oğuzhan'a ekmek değsin, Ozan'a değil yetiştiremedim arkadaşlar. Böyle bir ekmek tatlımız vardır bizim. Biz böyle elimizle açarız. Bu şekilde arkadaşlar yaparız. Yukarı atarız. Aynen. Büyüklerimizden gördüğümüz gibi bir tane yaparız. Şimdi yer değişecek. Bunu buradan alırız. Bunu buraya koyarız. Tekrar bak ekmek tahtamız böyle bizim. Unlarız. Yer değiştiririz arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu alırız. Ekmeğimiz meşhur olur. Bazı arkadaşları görüyorum ben oklava ile yapılıyor. Biz ona şaptum ekmeği diyor. Serme bazlamacı ekmeği budur. Bir aldığımız makinelerde pişiririz. Bir de ocakta saçla pişiririz. Şimdi herkes pratik oluyor diye ekmek makinesi alıp ekmek makinesinde pişiriyor. Bak bunu da buraya koyarım. Sıralarız böyle tekrar. Sırayla bunları böyle açarız arkadaşlar. Evimizi temizledik. Kurumdan kurtulduk. Her şeyimizi de söktük, yıkadık arkadaşlar. Evet canlarım, ekmeğimi yaydım. 12 tane zaten az ettim. Dedim Ozan'a verin, birkaç tanesini beklemedi. Şimdi Yunus bekle, yeğenim. 2 tanesini bana verirsin, teyze dedi. Koyu ekmeğini seviyorlar. Şimdi ben bunların üzerine örteceğim. Bir 20 dakika bekleteceğim. Ondan sonra pişirmişine geçeceğim. Şimdi arkadaşlar, bak bu benim tost makinem. Bu da ekmek makinem. Böyle bizim hususi, böyle evde bulaşıklardan hariç bezlerimiz olur arkadaşlar bizim. Süt süzme bezimiz olsun, başka bezimiz olsun, böyle bezlerimiz olur. Ekmek makinemi şöyle altını üstünü güzel sileyim. Zaten bir şey yok da. Yine de her şeye rağmen silelim. Makine ısındı. Şimdi ekmeğimizi koyacağız. Şimdi arkadaşlar ekmeğimizi koyarız. Bak ekmek kabardıkça makine kendini yukarı yukarı atar. Bu şekilde. Ekmeğimiz güzel kabarır. Bir kere alt üst ederiz. Ondan sonra bakın pişerken tamamen göstereceğim. Kapatmayacağım videomu. İşimizin falan olduğu zaman bu pratik oluyor. Eğer işimiz olmazsa, serbest günde olursa benim üst katta yuka yazdığım sacımda odun ateşinde yapıyoruz arkadaşlar. İşimiz çok olunca, acele olunca, hava yağmurlu olunca böyle artık biliyorsunuz köy evlerinde, yeni evlerde baca maca yok. Güzine de değişik ekmekler olur. Bir sürü ekmek çeşidimiz olur bizim. Biz bir ekmekle kalmayız. Bu serme. Koyun buzdolabına, buzluğumuz arkadaşlar, yer varsa köyde kalan kardeşlerim. Buzlukta bir şey olmuyor. İki iki koyun poşet poşet güzel buzdolabı poşetine büyük boyuna. Bakın. Bu şekil kabarır.
Hemen bunu alırız. Baksanıza. Altın üstünü temizledik, bacaları temizledikten sonra ne güzel yanıyor. Buraları falan temizledik. Şu arkayı da temizledik. Böyle geliyor. Evet arkadaşlar. Ekmeğimizin de sonuna geldik. Son ekmeğimiz de kızardı. Pişti yani. Hemen fişimizi çekelim. Ekmeğimizi içinden alalım. Evet arkadaşlar. Ekmeğimi pişirdim. Güzel ekmek yaptım. Bizim yaptığımız ekmeğin yöresi Yenice yöresine ait. Karabük, Yenice, Bartın, bilmiyorum Bartın bu şekilde yapar mı? Bizim serme ekmeğimiz budur. Bazlamaç. Bazlamaç ekmeği arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun. Ekmek bize afiyet olsun. Siz de yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Bütün güzellikler sizlerin olsun.